Ya, ya biz buraya o gün hoca ne doğru zaman geldik bu hale? Biz ne zaman bu hale? Ya kurtarayım. Ben, hani agresif dedim kurtarayım. Ya. Evet. 0-0'lık maçı hatırlıyorum. Ya bildiğin dalga geçtik biz. Ya evet. Topa sahipken muhteşem oynadık oradaki maçta. Evet. İstanbul'a geldik. Ben oynamıyorum. Marcus o zaman oynuyor. Hı. Benim hem takım arkadaşım bilekmanından hem de hocalığımı yaptı. Koridorda neydi biliyor musun? Bizle çok dalga geçtiniz. Oynuyor musun? Ayaklarını kıracağım dedi. Bak inatçılığı anlatabiliyor muyum? Yani bilenmiş. İnatçılar yani. Bu konuda herhangi bir şekilde bazı şeyleri kabullenmiş görüntüleri hiçbir zaman olmaz. Savaşçılıkları her zaman ön plandadır. Oyun iyi olur olmaz. Hani santrafor yoktu şey, da santrafor sürdü. Bakmazlar. Farklı bir şey. Hiç oyundan kopmazdı. 6-4'lük maçta niye yedektin? İlk Tugay Hocam. Onu hocaya sor. Bana niye soruyorsun? Ondan mı dedim acaba? Hayır. Mesela 2-0 öne geçtik o maç. Adamlar yarım saatte 3-2 yaptı. Tabii. Sonra buradaki maç. Burada rehavet olmuyor. Sonra 3-3 oldu. Sonra gene öne geçtiler. Ama işte orada bir şey vardı. Sonra bir hamle geldi. Sonra ben çıktım. Sonra bir hamle geldi. Sonra ben çıktım. Dengeler sağlandı. Buraya geldik yani. Buraya geldik. Peki. Peki. Seviyorsun evet. O gün hocam. Güzel. Güzel. Montella'yla ilgili ben iki şey söyleyeyim. Özellikle oynadık. TRT'de Giray Hoca'yla 30 gün maçları anlattık. Yayın yaptık tamam mı? Galler maç oynadı ilk maç hocam. Kazandılar galiba ilk maçı. Ersin Düzen'le mi? Yok. Başka, moderatör başka biriydi. Sonra şey, ben böyle yaptım. Bu Galler dedim bir daha gol atamaz. Yarı final oynadılar. Demek ki orada da devam ediyor. Nokta. Bak gol atamaz dedim bir ya daha. Adamlar yarı final oynadı abi. Bizde şey var. İki hocam bir şey diyorsa dersine bak. Hocam sen bugün çok uzatar falan. Kurallar çekilmeden de. Herkes ister yani birilerini. Kurallar çekildikten sonra aman aman bunlar biz yenemeyiz. Aman biz bu gruptan çıkarız. Aman bunlar bizden alçak yedir. Evet o şey. Bak en kötü düşüncedir bu. Evet. Çünkü rehavet başlar oyuncuda. Onu çok yapıyoruz. Ya bizde yanlış olan taraf işte ne diyor? Diyor ki hocam ben çeyrek final istiyorum. Ya yarı final istiyorum. Hedef koyduğun zaman tabii ki her teknik direktörün hedefi var. Hele bu oyuncu grubunla hedefin daha da büyümesi. Doğru lazım. Gürcistan maçında da olmuştu. Nes pozisyonlar verdiğimizi attı kazandık ama unutmayalım. Bizler de oynadığımızda aynen. Pozisyon verdik, vermedik değil ki. Tabii. Yani tek taraflı bir oyun önemiyoruz tabii ki yani. Aslında ama biz alıp her şeyi bir anda kötü bulup iyisini anlatırken bir anda kötüye dönebiliyoruz. Ya bunu yapmayın, ülkeye zararı var. Bak gerçekten ülkeye zararı var ya. Ya hocam sana destek vereyim. Özür dilerim. İzlanda çıktığında ilk böyle yaptılar. Sarıyer kadar bir ülke şey. Ha, nüfusu aynen, Sarıyer doğru, kadar doğru. Falan bilmem ne ilçe şu kadar bilmem nüfusu bu. Adamlar 3 tane attı biz orada. Doğru. Ya küçümsemeyeceksin. Ciddiye alacaksın her şeyi. Aslında belki de biraz o gün hocam oradan da bahsetmeye çalıştı demin değil mi hocam? Oradan bahsetti hocam. Zor bir soru sormadım. Bir düşündüm de cevap verdim. Rakibi ciddiye almam. Sana verdiğim cevaplarda çok dikkatli olmalısın.